Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok amaçlı bir örgü anlatacağım. İster lastik, ister örgü, ister yazlık. Yani ben baharlık diyorum. Baharlık bir örgü, yazlık bakın. Böyle mesela kalın şişli ördüğünüz zaman tiril tiril. Ben normal bir ip kullandım. Orta kalınlıkta yelek yaptığım iplerden. Bir de 3 numara şiş. Ama sizler kalın yapacaksanız, yani daha böyle bu araları daha delikli olmasını isterseniz, baharlık, yazlık. O zaman şişleri daha kalın, 5, 4, 6'ya kadar, ama ipinizi daha da böyle farklı iplerde kullanabilirsiniz, yazlık ipler. Bakın çok güzel. İsterseniz etek uçlarında, kol kenarlarında, yeleğin uçlarında falan da lastik olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben bugün örgü olarak anlatacağım. Baharlık örgü, yazlık örgü diye. Şöyle parçamız burada duracak. Ayrı bir parçadan sizler için başlayacağım. Ara ara da zaten izleyeceksiniz modelimizi. Şimdi hemen başlamak istiyorum örgüme. Şimdi şöyle bakın değerli izleyicilerim. İlmeklerimi attım. Hiç örmedim bakın. İlmeklerimi attım ama sizler ne yapacaksanız, yelek vesaire, alt ucuna tabi lastik yapacaksınız. İster bir düz ters, ister aroşa, ister farklı lastikler yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen anlatmak için şöyle başlamak istiyorum bakın. Şimdi bu böyle ilmeğimizi alıyoruz. Yan ilmeğimizi. Sonra hemen bakın şöyle doluyorum. Hemen doluyorum. 3 tane ilmeğimi bir alıyorum. Bir aldım. Bakın. Çıkarmadım. 3 ilmeğim burada. Tekrar yine 2 ilmeğimin içinden. Şimdi birinci sırası olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Bakın hemen. 2 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkardım. 3 ilmeği bıraktım. Şimdi tekrar doluyorum yine. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi önce topluyormuş gibi yapıyorum. Bakın içinden ilmek çıkarıyorum. Sonra bir ilmeği şurayı böyle elimizle ayıralım. 2 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkarıp hemen bırakıyorum. Yine doluyorum. 3 ilmeği önce topluyormuş gibi yapıyorum bakın. Şöyle. Bir ilmek alıyorum. Hiç üstüne falan dolamıyorum bakın. Hemen 2 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Bırakıyorum. Yine doluyorum. 3 ilmeğin içinden önce bir ilmek alıyorum. Sonra bir ilmeği ayırıyorum. 2 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum ve bırakıyorum. Bir tane doluyorum. Son olarak bakın. Önce 3 ilmeğin içinden bir ilmek, sonra bir ilmeği şöyle elimle tutuyorum. 2 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve yan ilmeğimle devam ediyorum. Bakın bu birinci sırası. Arka yüzeyden başladım. Şimdi siz modelimi izleyin, yine görün. Çok şık ve güzel bir model. Benim beğendiğim modellerden bir tanesi oldu yine. Şöyle ipimiz buradan böyle görünmesin. Lila renkten yaptık. Sizler dilediğiniz renkten. Şimdi aynı bakın devam ediyoruz. Bir sıra çıkmıştık sizle beraber. Şimdi ikinci sırasına geldik. Hemen doluyorum bakın. Doluyorum. Şimdi arka yüzeye doğru. Arka yüzeye doğru. Yine 3 ilmeğin içinden önce bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar bakın bir ilmeği ayırıp
İkinci ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Burası örgümüzün ön yüzeyi olacak. Arka yüzeyden başladık. Şimdi yine bakın doluyorum. Zaten belli bakın 2, bir de doladığımızla 3 ilmeğimiz var. Önce 3 ilmeğimizin içinden şöyle bir ilmek alıyorum. Bırakmıyorum ilmeklerimi. Tekrar 2 ilmeğin içinden bir ilmek alıyorum ve bırakıyorum. Yine doluyorum bir tane. Şimdi bakın 3 ilmeğimizin tamamını önce bir topluyorum. 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Ve bir ilmeği ayırıyorum. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine doladım. Bir ilmek. 2 ilmeğin içinden bir ilmek. Yine son olarak bakın. 3 ilmeğin içinden önce bir ilmek alıyorum. Sonra 2 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkarıyorum ve bırakıyorum. Sıramın sonuna böyle geldim. Şimdi örneğimiz bir tanesi tamamlandı. Arka yüzeye geldik. Az önce yaptığımız gibi yine bakın. Şimdi bu yan ilmeğimiz doluyorum. Bu sefer ön yüzeye doğru. 3 ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkardık. Bırakmıyoruz ve ikinci ilmeği çıkarıyoruz. Bakın ikinci sırada daha rahat oldu örmesi. Şimdi yine doluyorum. Yine aynı şekilde bakın. 3 ilmeğimizin içinden önce bir ilmek, sonra 2 ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine doladım. Önce bakın 3 ilmeğimizin içinden, sonra bırakmıyoruz 2 ilmeğimizin içinden. Yine doluyorum. 3 ilmeğin içinden 1 ilmek, sonra 2 ilmeğin içinden 1 ilmek. Çok kibar bir örgü. Umarım siz de yaptığınız zaman beğeneceksiniz. Yani her modelde kullanabilirsiniz. Sade kendinize de yaz için bakın bahar ayındayız. Yaz için de örebilirsiniz değerli izleyicilerim. Böyle salaş, yelekler, ırkalar. Şimdi ön yüzeye geldik yine. Bakın şimdi ön yüzeyde bu dikiş ilmeğimiz. Dikiş ilmeğimizden sonra hemen doluyoruz. Dolamazsanız örgünüz yamuk olur. Şimdi bakın tekrar yavaş yavaş yapacağım. Şimdi burada 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğin içinden önce bir ilmek çıkarıyorum, bırakmıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp öyle bırakıyorum. Sonra doluyorum. Yine ipimi arka yüzeye aldım. Şöyle. Bir tane ilmek çıkardım. 2 ilmeğin içinden tekrar bir ilmek çıkardım. Bakın örneğimiz belli olmaya başladı. Yine doluyoruz. 3 ilmeğin içinden bir ilmek, sonra 2 ilmeğin içinden bir ilmek. Sanki böyle kaydırmalı, yani sepet örgüsü gibi değişik bir örgü. Zikzaklı. Nasıl diyorsanız. Bakın doladım tekrar. 3 ilmeğim zaten belli. Şöyle hemen bir ilmek alıyorum. 3 ilmeğin içinden. Sonra 2 ilmeğin içinden. Yine doladım bakın. Şimdi son sırası. Tam anlaşılsın diye yavaş yavaş yapıyorum. Bak 3 ilmeğimiz var. Önce 3 ilmeğin içinden 1 ilmek, sonra 2 ilmeğin içinden 1 ilmek ve yan yani dikiş ilmeklerimizle devam ediyoruz. Çok kibar bir örgü oldu.
Beyazdan da hoştur. Bakın beyazın ipi daha kalın. Daha da gösterdi. Şimdi şöyle zikzaklı bir yazlık örgü, baharlık. Bakın şurada lila rengi. Hangisini beğenirseniz yani. Hangi? Bu daha ince ipi, bu daha kalın. 3 numara şiş kullandım. Başta da söylemiştim. Eğer daha kalın ipten yapacaksanız daha kalın şiş kullanacaksınız. Yazlık salaş bir hırka, yelek çok şık durur diye düşünüyorum. Umarım anlaşıldı. Bakın şöyle lilanın üstünde de. Şöyle yine bakın likralı gibi harika bir model oldu. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.